Selam millet, hadi oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bu videomuzda Random Dice, Rastgele Zarlar isimli mobil oyunu inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Türkçe sorunu varmış öncelikle, onu anlamış oldum. Rastgele dice ho geldiniz. Çeitli zar dümanlar durdurmak gereken bir savunma oyunu olduğunu. Evet, düşmanları durduracağımız savunma oyunu. Onu anladım. PvP modu. Random Dice geliyor. Düşmanları durdur. %111. En sevdiğim. Yüklenirken %111'e fırlaması bayıldığım bir şey. Savaş başladığında canavarlar başlangıç noktasında görünür. Çok teşekkür ederim. Onlar bitiş noktasına ulaşmadan canavarları durdur. Sen bitiş noktasına ulaş ve her canavar için kalp kaybeder. Hepsini yenersen falan filan. Çok güzel. Dicers'ya çağırmaya onların SP kullanabilir veya zarı yükseltebilirsin. Mükemmel. SP desen tamam. Zar desem. Ne oldu? Bir rastgele zar aşağıda 5 çeşit arası ortaya çıkacak ve her birinin benzersiz bir yeteneği vardı. Ha, rastgele zarlar dediği buymuş. Bunlar da adamların canıymış. Canavarları avladığın zaman ekstra SP kazanıyormuşsun. Bunu seçersem ne olacak? Mesela bunu seçsem power up oldu. Power up, power up, power up, SP'm kadar power up. Oo, çıldırdılar power up alınca. Zar birleştir diyor. Bir de zar birleştirme varmış. Oo, bu da güzel. Tamam canım, inatla senin dediğini yapacağım yani. Zar birleştirebiliyordum demiş, şimdi niye birleştiremiyorum? Belirli bir süre sonra patron görünecek diyor. Yani şu anda sadece onun izin verdiğinde yapabiliyorum bunları, anladım. O yüzden bizi bombalıyor. Bir çeşit kule savunmasıymış rastgele zarlar. Tebrikler, sen patron yendim. Ben yendim ama sen yenmedin ki. Tek gözlü canavar. Niye böyle diyorsun şimdi? Ha. Canavarları rakibine yollamak diye bir şey varmış. Silver. O da ona daldı. Bunu da birleştirelim. Bunu da birleştirelim. Efendim, bunlar birleşmiyor değil mi birbiriyle? Rastgele zar çağırayım. Ondan sonra şuna level atlatayım. Rastgele zar çağırayım. Benim avladıklarım ona şey olarak gidiyor herhalde. Adam olarak gidiyor. Power up yapayım. Karşı takıma adam bombalamaya başladım. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Tabii bu öğrenmeydi. Oyunculara karşı oynayınca herhalde bizi bombalayacaklar. Göreceğiz bakalım. İlginçmiş. Gerçek oyun oynamaya hazır mısın dedi. Şimdi bana bunu böyle satıyor ama yani ah bir neler yazıyor orada. Bir de onları bilsek keşke. Bir de şey yapsak, derdini anlayabilsek. Yükselt. Tamam. Kullan. Buraya gel. PvP modu. Tamam, lütfen onaylamak. İsim gir. Dede. Korkuyla. Bu saatten sonra başka bir isim girilebilir mi zaten? Türkçe yanlış yazıyor. Allah muhafaza. Ne yazsak oraya farklı bir şeye döndürür onu. Nadir zarlar falan veriyor bize. Tamam canım. Tamam güzelim. Çok teşekkür ederim. Kabul ediyorum bu yapmış olduğun güzellikleri. Mağazada böyle bir şey var. Bak, bir seferlik veriyormuş bize. Yakaladım hemen onu. Yalnız mod. Yalnız mod. Yeterli bilet değil falan. Ücretsiz bak bir tanesi. Tamam. Yani ücretsiz varmış. Ne kızıyorsun ki? Evet, istiyorum. Oyuna başla. Rastgele dedim. Onu oraya koydum. Ha, onların yerini değiştiremiyorum ben. Pardon. Onları yerini değiştirmek gibi bir yetim yok benim. Dalga 2.
Dalga 3. Hunharca dövüyorum ya adamları. Anladım ki ben bu iş... Allah, rengi değişti. Bu haksızlık. İkinci level olduğunda değişebiliyormuş demek ki. Onu bilmiyordum bak. Maden zar, berserk zar, kapsam zar. Berserk zar. Şimdi ben ne yapayım? Moru level atlatsam bu ikisi birden level mi atlıyor? Peki bunların gücünü görebiliyor muyum ben kaç olduğunu? Yo, buradan level 2 diye görüyorum sadece. Yani level 2 olduğunu görüp seviniyorum galiba. Mutlu oluyorum. Ya. Sömürücü zar desem iyi olur mu acaba? Çok değişik. Fantastik oldu. Mr. Fantastic in the Bombastic oldu. Şu 4 artık oradan bir şey yapar diye düşünüyorum. Akıtır yani adamların üstüne doğru bütün zarları. Sal suyu gelsin der. Kaça kadar gidebileceğiz acaba böyle? Ya da acaba oyunun da öğrenmek istediği bu mu? Bakalım kaça kadar gidebileceksin böyle. Ah. Ah, başka bir şey gelseydi. Kar fırtınası zar. Zarlar yavaşlatacak. Oha, vallahi kilitledi. Yavaşlatmayı bırak, tamamen kilitledi. Sen yalan oldun aslan. Ana, kaç tane zarımı durdurdu, terbiyesize bak. Değişmesini istemediklerini kullanmaman lazım herhalde. Değişip çok garip bir şeye dönüşebiliyorlar. Hedefe rastgele saldırır. Hedefi yavaşlatır. Her saniye zehir hasar vermeye devam eder. Hedefi rastgele sıklıklarla felç eder. Çok hoş olmayan olaylar gelişiyor burada ama... Belki biraz şöyle gelişimi yapsak. Çok kırmızı var mesela, güzel olabilir. Buzlu 3 oldu. Bak bu 3'e dokunmayayım mesela ben. Buzlu kalsın. Ne oldu? Ne yaptın öyle? Hacı git. Yani adamlarımızı egale etmezsen eğer... Bir şeyler olacak gibi de adamların gücünü, yönünü, bir şeylerini değiştiriyor ya bu. Yeşilimiz mavi, mavimiz kırmızı falan oldu ya. Kaydı gitti. Ok zar. Aa, rastgele bir şey çıktı oradan. Valla şu birleştirmelerle işi belki götürürüz gibi ama. PvP'de gerçekten tek kişilik moda geçtim galiba ben. Tek kişiyi yardırdım, ilerliyorum. Durdurabilen aşk olsun diye. Dalga 18. Dalga 18.
Oo, birisi gidiyor. Şaha kalktı gidiyor. At yarışı gibi. Sonunda bir beşimiz oldu. Zaten varmış. Böyle bir tane bonus isteyelim o zaman. Şuna bir power up diyelim aradan. Kimse inmiyor mu? Vallahi kimse inmiyordu. Eksinin şöyle biraz ya. Yalnız abi şaka maka eksilmiyorlar artık. Aa, boss geldi. Peki ne yaptı? Adamımızı yok etti. Mükemmel. Adam yok eden boss. Bir bu eksikti. Oo, bir tane daha gönderdi. Bu herifin canı yerinden kımıldamıyor ki. ...280, 300 gibi bir şey oldu canı. Adam yok ediyor, kendini iyileştiriyor. 10 numara şaheser. Peki, bir şey kazandık galiba. Ücretsiz 2 tane bundan kazanmışız. Çok sevdi oyun bize. İstediğini al, istediğini al dedi. Rastgele ayna eşleşmesi mi? Peki, envanterde ne varmış? Bir de ona bakalım. Kullan ne? Yükselt. Ha, altınlarımı harcayarak zarlarımı yükselteceğim. Benim zarlarımın bir de kendi şeyi var. Hasarı var. Benimkiler demin dandikti. Yani dandikti derken işte daha iyi olabilirdi. Dandikti de ne kadar dandikti yani. Sonuç olarak şurada da 10 katına çıkmıyordur gücü. Saldırı 2 katına çıktı yalnız. Şaka maka saldırı 2 katına çıktı. Hızımız artıyor. Bir şeyler oluyor. Fena da değilmiş yani. Peki o zaman biz şimdi şöyle bir şey yapalım. Savaş diyelim. PvP modu diyelim. Hızlı eleme diyelim. Arkadaşlarla oynamayalım. Düşmanı bize bulsun. El alemin gavuruyla, tanımadığımız bir şahısla birbirimizin ağzını burnunu kıralım. Yılan gibi gelir diyor. Snake diyor. Düşmanıma acımasızca saldıracağım. Adamları hızlı indirirsem eğer galiba ona daha hızlı adam gönderiyorum. Evet, öyle gibi görünüyor. Bak, o da indirmeye başladı. Ben indirememeye başladım hatta. Yo, benim genel olarak hasarım ondan daha iyi gibi. Bir şeyleri keşke gol atsam ona ya. Keşke bir şeyleri ona gol atsam ama o bana gol atıyor. Niye böyle oldu? Neden böyle oldu söyler misiniz? Birdenbire adamın üniteler de yürümeye başladı. Bir şeyi yanlış mı yapıyorum? Adam bir taktik mi keşfetti? Bir şeyi mi çözdü adam yoksa birdenbire? Yo. Hiçbir şey çözmedi. Çözemez.
Sen çözemezsin. Of, boss arkasından adam çekti bir tane de. Ama ben boss'a daha iyi vuruyorum sanki, o iyi vuramıyor boss'a. Benim hasarım yüksek, boss'a daha iyi vuruyorum. Üçlük beşlik adamlarım var. Ben birleştirmişim, o birleştirmemiş. Vallahi boss gidiyor. Bir şey söyleyeyim, bu Comanchero'yu galiba dövdüm ben ha. Boom! Boom boom! You win! Güzel. Keyfim yerinden geldi. Tamamen random bir oyunda ne güzel değil mi? Sevinemeyeceksiniz bile. Çünkü oyun şey diyebilir. E random oldu yani. Şimdi oldu, bir daha olmayacak diyebilir. Tane zar mı aldın dedi acaba? Ganimette almadığım bir şey mi var canım? Öncekiler mi var almadığım? Ha bu varmış. Aç. Aç gözlüler gibi söyledim. Aç. Ha. Kullan. Ayda arkadaşım. Kullanla altın birbirinden farklı şeyler tabi, bunları yanlış söylüyorum. Kullan demeyeceğim orada. Yükselte basacağım. Tamam, şimdi oldu. Yükselt. Hatta harika oldu diyebilirim. Yok, ben bunu anlamadım. Anlamadığın şeye gitmeyeceğim arkadaş öyle. Birlikte oynama modu 5-5 nedir? Co-op modunu oynayın. Çok kart açın, bilmem ne yapın. Birlikte oynama, hızlı eleme. Nasıl birlikte oynayacağız ki şimdi, anlayamadım yani. Birbirimize göndermeyip birbirimize iyilik mi yapacağız bu sefer? Adam oynamıyor. Bir süre sakin sakin bekledi. Niye birinci level bırakıyorlar? Ben mi bir şeyi yanlış yapıyorum acaba? Şimdi görürüz yani kim daha hızlı indiriyor. Evet, benim yaptığım gibi daha hızlı indi. Demek ki doğru yapıyorum. Ha, şu anda sanki o daha hızlı indirdi. Bilemedim ki ya. Hiçbir şey levellamadı bir de adam ya. Yo, şu anda bariz bir şekilde benim yaptığım stil daha etkili. Ha, hangimiz kaçırırsa kaçırsın ikimiz de zarardayız şeklindeymiş oyun. Şimdi fark ettim, tamam. Şimdi anladım, portal şurada çünkü. Ama birinin kaçırdıklarını diğeri vurabilecek galiba. Mesela şuraya gelirse ben vurabileceğim onun kaçırdıklarını. Bir. Sarı. Mükemmel. Oo sarı. Oo. Hepsi kendi renginde dönüşmeye devam etti. Dörde dönüştürdüğüm için ben bayağı dövüyorum yani şu anda bence. Evet yavruz. En sonunda fark ettin mi? Dönüştürmen gerektiğini. Acaba şu anda kim şey yapıyor? Hasar veriyor asıl. Vallahi kim veriyor bilmiyorum ama gidiyorlar. Kimden gittiler? Bilemiyoruz. Bunu asla öğrenemeyeceğiz. Ama kimden gittiğini öğrenemesek de en azından bir daha oynama hakkımız varmış. Arkadaşınız varsa buradan ekleyip hani hali hazırda böyle oyun aradığınız birlikte oynayabilirsiniz. Ama bu güzel olur tabi. Niye belli bir kısıtlama getirmiş onu da bilemiyorum.
Benimkiler niye parlıyor? Ben dayanamıyorum ya. Benim bu adamları birleştirmem lazım. Vallahi beni rahatsız ediyorlar böyle dururlarsa. Bak mis gibi oldu şimdi. Yeşile power up yapayım. Bombastik hasarlar vurmaya başlayacağım. Adamın stili daha iyi. Genel olarak adamın zarları daha kuvvetli ya da ne bileyim. Ama ben de durdurdum yani. Görevimi yerine getirdim. Fail olmadık. Ha, şimdi Hacı Dayı'dan adam kaçmaya başladı ama. Hacı Dayı, ne güzel gidiyordun. Havalı havalı. Ah be Hacı Dayı. Bak bunlar hep senden kaçtı galiba. Tam da göremedim ama. Hayda. Niye böyle bir ayak oyunu yaptın bize? Birdenbire renk değiştirdin. Hacı Dayı senden de kaçıyor, benden de. İkimiz de yalan olduk. Power up falan yaptım orada belki kurtarırız diye ama. Hacı Dayı. En iyisi yine dövmek. En iyisi yine rakibi dövmek. Bu böyle olmayacak. Ben bir rakibimi döveyim de rahatlayayım. Dövüm rakibimi. Snake. Bu ne abi? Zaten bir tek Snake var orada. Ben level'larım. Aa yeşil oldu bir de level deyince. Özellikle güçlü olduğunu bildiğimiz bir rengimiz varsa onda mı tutmaya çalışacağız acaba zarları? Yeşil iyiydi galiba. Ha bir de yeşil oluyor. Ne güzel. Ben adamı bombalıyorum. Şimdiden güzel bir şeyler gidiyor adama doğru. Yeşili bir güçlendirsek şuradan var ya. Ofsk. Şimdi de mavi coştu. Hadi bakalım. Sarı coşar gibi oldu, emin değilim. Boss. Benimki çok daha babatorik bir boss'a dönüştü. Onun bana gönderdiği adam. Benim için üzücü bir deneyim oldu bu. Şöyle yolun ortasına geldiğinde o boss'un yarı canı gitmemişse o boss ölmez demek oluyor. Yorunun ortasına geldiğinde yarı canı gitmiş gibi ama yaratık çağırıyor da o yüzden o birazcık yalan. Yani şimdi çağırdığı yaratıklar kepazelik çıkartacak. Snake. Peki canım. Şimdi yapmamız gereken şey şunu almak. Bunu değiştirmek. Bunu böyle yapmak.
Bu adam level'lara mı yatırım yapıyor şu anda? Aa, öyle bir şey yapıyor galiba, var ya. Çakallığa bak sen. Vallahi çakallıklar seziyorum burada. Hayır! Hayır! Aa, level'a yatırım yapmak lazımmış. Benden de daha düşük puanlıydı. Deminkiler hep yüksekti. Kaybettiler. Düşük puanlı yendi. Peki o zaman. Şimdi bir deneme yapacağım gerçekten. Şurada bir tam mantığını iyi anlayamamış olabiliriz. PvP modu diyelim. Hızlı eşleşme diyelim. Babacım zaten hep Snake Boss yani. Bak şimdi şurada yeşil iki tane ya. Yeşile level up desem. Güzel olur mu acaba? Griye döndü. Sonra da her şeyi yeşile döndürmeye çalışsam. Yeşil bulana kadar onları öyle oynaştırsam mesela. Bir daha da yeşile dönmüyor. Böyle de bir kısmet yani. Bir tane daha yeşil buldum. Bak bu da güzel oldu. Aa, burada bir tombul var. Şimdi bu şey yapacak. Hepsini birleştirmemiz lazım. Onların hepsi boss'a dönecek. Ekrandakiler diyecek. Ben yine patlayacağım. Yok et ekrandakileri. Yok et. Yok et. Yok et. İşte, işte bu. Bak 3. level 1 yeşil oldu. Bak ne güzel, benim boss'um cücük gibi olacak. Aa yo, çok da abartı bir fark yok aramızda. Abartı bir fark yok. O sanki boss'u dövemiyor biraz. Farkımız o. Güzel. Dövecek, o da dövecek boss'u belli ki. Son anda yaptığı power up'la da kurtarabilir. Kurtaramadı. Ağzını burnunu kır. Power up önemliymiş yani, onu anladık evet, ama yine de tam mekaniğini çözdüm dersem oyunun yalan olur. Fena oyun değilmiş, güzel oyunmuş. Öneren kardeşimize de teşekkür ediyorum buradan. Biz de dikizlemiş olduk. Siz kardeşlerim de beğendiyseniz eğer, zaten mobil bir oyun, Google Play'e girip oyunu ya da Android Market aynı yer zaten Google Play ile, ya da Apple Store'a girip indirip oyunu oynayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.